Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise bugün Ankara'da ismi değiştirilen Tan Doğan Meydanı'nda seçmeniyle buluştu. Anadolu Meydanı'nın ilk konuğu olan Bahçeli kürsüye sloganlarla çıktı. Hedefinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu vardı. Her iki adrese de 15 gününüz kaldı diye seslendi. Ellerini çabuk tutsunlar. Çalabildikleri kadar çalsınlar. Bahçeli'nin sözleri ağır. Hedefinde hem saray var hem de hükümet. 15 gününüz kaldı dedi. Seçim propagandalarını devlet imkanlarıyla sonuna kadar kullansınlar. Erdoğan acele etsin. 15 gün daha başkanlık düşü kursun. Davutoğlu'yla birlikte haram tünellerinde hazineyi kaçırsın. 15 günleri kaldı. Yalnızca 15 gün. Yiyiniz, içiniz, yağmalayınız. MHP lideri Devlet Bahçeli sloganlarla çıktı kürsüye. Kalabalıktan memnundu. Ankara bugün adeta yeniden doğuyor. Yeni bir destana imza atıyor. Diyanet İşleri Başkanı'na saraydan zırhlı araç tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için sert konuştu. Erdoğan müjde diyerek Diyanet İşleri Başkanı'na zırhlı ve son derece lüks bir otomobil vermiştir. Sanki kesesinden harcamaktadır. Sanki milyar dolarlarından hayır yapmaktadır. Peki zırh günaha engel olacak mıdır? Zırh müsrifliği kapatacak mıdır? Erdoğan kimin parasıyla, kimlerin namına cömertlik taslamaktadır? Bahçeli eleştirilerine AK Parti ve Davutoğlu ile devam etti. AKP zillettir, iftiradır, başarısızlıktır, günahkardır ve artık vebaldir. Şimdi siz söyleyiniz, bu vebale ortak olacak mısınız? Bakınız Erdoğan ve Davutoğlu meydanlarda konuşurken ezanlarımız gecikmeli okunmaktadır. MHP lideri kürsüde yarım saat kaldı. İşte Ankara'nın kararı budur.